SolidWorks 2010 ile beraber görüntüleme seçeneklerimizde de bazı yenilikler var. Örneğin araçlar eklentilerden geliyorum. Gördüğünüz gibi PhotoWorks eklentisi şu anda aktif değil. Fakat buna rağmen PhotoWorks ile eklenmiş bir etiketi ya da yapıştırmayı burada görüntüleyebiliyorum. Eskiden bunu yapmanız için PhotoWorks eklentisinin aktif olması gerekiyordu. Ayrıca bunu bir eDrawings dosyası haline getirdiğim zaman eDrawings dosyasında da bu yapıştırmaları ve etiketleri aynen görebilirim. eDrawings dosyasında desteklenen bir diğer özellik görüntü durumları. Biliyorsunuz montajda konfigürasyonların altından montajın değişik görüntü hallerini gerek gizleyerek gerek görünüş durumunu ya da rengini değiştirerek bu şekilde kaydedebilirsiniz. Artık eDrawings dosyası da bunları destekliyor. Ve eDrawings'e gelmiş bir diğer çok güzel yenilik de baskı almak istediğim zaman artık sol aşağıda gördüğünüz baskı ön izlemenin sol altında gördüğünüz şu 4 tane ikonla baskınızı özelleştirebiliyorsunuz. Yani dilediğim gibi baskıda belli bir alana yakınlaştırma yapabilirim. Burada sürükle bırak yapabilirim. Şu şekilde basmak istediğim alanı belirtebilirim. Ve böylece vurgulamak istediğim yeri gayet güzel bir şekilde çıktı alabilirim. SolidWorks'e geri dönelim. SolidWorks'te part ortamına geçtiğimde parça ortamında da bu etiketle desteklendiğini görüyorum. Artık parça ortamında da görüntü durumu eklenebiliyor. Montajdaki özellik parçaya da eklenmiş durumda. Parçaya da görüntü durumu eklemek için konfigürasyonlara geldim. Montajda olduğu gibi aşağıda görüyorum görüntü durumlarını. Buraya sağ tıklayıp görüntü durumu ekle diyebilirim. Yeni görüntü durumu ekledim. Örneğin mavi istiyorum yeni görüntü durumunda. Renk seçeneklerine geldiğim zaman buradan rengimi seçtikten sonra aşağıdan aynı konfigürasyon belirtir gibi bu görüntü durumu diyebilirim ya da aşağıdan listeden seçebilirim. Onay verdim. Böylece yeni bir görüntü durumu eklemiş oldum parça dosyasına. Parça dosyasına eklenmiş bir diğer yenilik de şu şekilde görebileceğiniz title block yani başlık tablosu. Başlık tablosu nedir? Bunu bir şablon olarak ayarlayabilirsiniz. Montajdaki malzeme listesi gibi düşünün ve parça dosyası içerisindeki buradaki özellikleri, kişisel özellikleri burada aşağıdaki blokta yani aşağıdaki tabloda görebilirsiniz. Örneğin seri diye bir yeni bir özellik ekleyelim. Aşağıdaki tabloda bunun bağlantısını nasıl kuracağım? Başlığını yazdım ve buradaki alanda da bağlantı kurmak istiyorum dedim. Aynı malzeme listesinde olduğu gibi özelliğe bağlantı kur diyorum. Ve çıkan listeden özelliğimi seçiyorum. Onay verdiğimde artık özelliklere yazdığım değerleri burada da görüyorum. Ve tabii ki bunu bir eDrawings dosyası olarak yayınladığımda buradaki başlık tabloları eDrawings dosyalarında da gözüküyor. Gördüğünüz gibi burada da başlık tablosunu görebilirim. Ve parça özelliklerini eDrawings ile de başka bir yere iletme şansım doğuyor. Bu yeni özelliklerle SolidWorks 2010 parça görüntülemeyi ve eDrawings'te getirdiği yeniliklerle parçanızı ya da montajınızı sunmayı gayet kolaylaştıracak.